Efendim merhabalar. Stokinler güzel bir konu. İsterseniz bu ona başlayalım. Biliyorsunuz bunların çok fazla isimleri var. İnterlökünler, lenfokinler, monokinler. Adı üzerinde stokin hücrelerden sentezlenen bir takım maddeler. Bu maddeler protein. Ve küçük proteinler. Ve yarı ömürleri az. Kısa. Ve bu arkadaşlar hem inflamasyonda hem immünolojik reaksiyonlarda oldukça görevleri olanlar. Ve temel olarak sitokinlerin özelliği bir kere bu arkadaşlar postacı, messenger proteinler. Bu postacı arkadaşların çok önemli özellikleri var. Her şeyden evvel ilk önce bakalım hangi hücrelerden sentezleniyor. Polimorf nükleer lökositlerden sentezlenir. Lenfositlerden sentezlenir. Özellikle T helper hücrelerinden sentezlenir. Makrofajlardan sentezlenir. Tabii mast hücrelerini de buraya eklememiz lazım. Bunun haricinde pek kimsenin bilmediği ama bilenlerin bildiği endotel hücrelerinden, epitel hücrelerinden ve bağ dokusu hücrelerinden ki mastı da oraya eklememiz lazım. Sentezlenir. Dolayısıyla oldukça geniş bir şey var. Yağ hücrelerinden de sentezlendiğini kısa listemize ekleyelim. Kısa değil aslında bayağı uzun bir listemiz oldu. Zaten buradan herkes aynı şekilde olayı tamamlamış oldu. Bu hadise genellikle inflamasyon ve immünoloji ile ilgili ve şimdi biz çok kuvvetli bir dalış yapacağız sitokinlerin üzerine. İlk önce şu interleukin meselesine bir bakalım. Nedir arkadaşım bu interleukin meselesi? Daha önce söylemiştim interleukinler aslında lökositler arasında haberleşme molekülleri. İnterleukin lafı oradan geliyor. Ve bu arkadaşlar aslında bu sitokin aşiretinin üyesi. Fakat sitokinlerin hepsi moleküler olarak tanımlanmış değil. İşte tanımlanmış olanlar interleukinler. Böylece interleukini tamamlamış olduk. Fakat şimdi arkadaşlar tutturmuşlar demişler ki ya biz bu işi biraz daha detaylandıralım milletin kafası karışsın. Lenfositler tarafından sentezlenenlere lenfokin adını verelim. Okey. Yetti mi? Yetmedi. Monositlerden salgılananlara da monokin adını verelim. Böylelikle milletin kafası daha karışsın. Fakat bütün bunların hepsini sitokin. Sitokin ailesinin bireyleri bu arkadaşlar. Şimdi bu sitokin arkadaşımızın ne tip bir olay yaptığını anlamamak için bir konudan bahsetmemiz gerekiyor. Diyelim ki bir hücremiz var. Bu hücreden de bir madde salgılandı ve bu madde salgılanan bu madde döndü bu hücrenin üzerinde bir etki yaptı. Buna otokrin adını veriyoruz. Sonra ikinci bir hücremiz var. Bu hücrede bir madde salgıladı. Bu salgıladığı madde de yakınlarda bulunan diğer hücrelerin üzerinde bir etkisi oldu. Buna da parekrin yani yakın anlamında adını veriyoruz. Bir de ayrıyeten bir hücremiz var. Bu hücremiz bir madde sentezlendi. Bu madde dolaşıma geçti. Ve sonra uzak yerlere gitti, uzak yerlerdeki diğer hücrelere etkiledi. Buna da endokrin adını veriyoruz. Parekrin, otokrin, endokrin. Para yakınında demek zaten. Oto kendisi, endokrin ise uzak bölgelerdeki dolaşıma geçtikten sonra olan hadise. İşte bu ayrımların içerisinde sitokinleri nereye koyacağız? Sitokinleri hepsine koyacağız. Bazı sitokinler otokrin, bazı sitokinler endokrin, bazı sitokinler ise parakrin fonksiyonlarına sahiptirler. Onların detaylarını birazdan göreceğiz. Demek ki sitokinler dediğimiz gibi hem kendi hücreleri üzerinde etkili olabiliyor, hem komşu hücreler üzerinde parakrin, otokrin, bir de aynı zamanda çok uzak yerlerdeki hücreler üzerinde etkili olabiliyorlar. Demek ki endokrin yapısında olan maddeler bunlar. Şimdi şöyle bir senaryo yapalım. Diyelim ki cildimizde bir enfeksiyon var. Cildimizdeki enfeksiyonda bir bakteri geldi. Bu bakteri Staphylococcus aureus olsun.
Ve bu arkadaş gelir gelmez ilk olarak meydana gelecek değişiklik nedir? İlk olarak meydana gelecek değişiklik burada arteriyöler vazodilatasyon olacak. Kan akımı artacak. Değil mi? Bu gayet iyi biliyoruz. Arkasından ne olacak? Permeabilite artışı olacak. Permeabilite artışı olacak. Ve sonuçta bu bakteriyle mücadele etmek üzere dolaşımdan ilk olarak nötrofil gelecek. Koştura koştura gelecekler. Haberleşiyorlar. Niye? Bir takım maddeler sentezleniyor ve nötrofiller biliyorsunuz inflamatuar yanıtta da vardı. Nötrofiller işte YKM, IKM, endotel hücrelerin içerisinden aralanıyor. Endotel oradan aşağıya sızıyorlar. Gayet kolay bir şekilde geçirebiliyorlar. Dar yerden belir sıkışarak bir şekilde geçebiliyorlar. İşte nötrofiller geliyor. Nötrofiller geldikten sonra ikinci grupta olan monositler var. Monositler tabii dokuya geçtikleri andan itibaren makrofaj statüsündeler. Makrofajlar geliyor. Ve burada ilk önce gelen nötrofiller mücadele ediyorlar. Fakat bunların ömürleri kısa. Ömürleri kısa olduktan sonra bir müddet sonra makrofajlar bu arkadaşlarla mücadele etmeye başlıyorlar. Ve makrofajlar bu işlerle mücadele ederken nötrofiller de piyasadan kaybolduklarından dolayı kimi çağırıyorlar? Lenfositleri çağırıyorlar. Ve lenfositlerle beraber bu bakteriyle savaşmaya devam ediyorlar. Ellerindeki güçleri kullanmaya çalışıyorlar. Sonra zaman içerisinde enfeksiyon kontrol altına alınıyor. Kontrol ediliyor. Ve bundan sonra gelecek olan arkadaşlar kim? Fibrositler ve fibroblastlar. Peki şimdi soru işaretlerinden birincisi. Bu bütün şeyin temelinde tabii bu hücrelerin birbirleriyle konuşması ve stokinler aracıyla birbirlerine haber vermesi. Burada kavga gürültü var. Atlayın gelin diyorlar. İşin özeti bu. Fakat şu nötrofil denen arkadaş niye ilk zıplıyor acaba? Niye nötrofil koşturarak geliyor? Bir kere bunun iki basit açıklaması var. Bunlardan bir tanesi bir kere arkadaşın sayıları fazla. Ve en önemlisi de en mobil arkadaşlar bunlar. Yani bu mahallenin kabadayıları. Bunlar sayıca çok fazla ve dolaşıyorlar. Nerede gürültü patırtı var? Atlayıp hemen geliyorlar. İşin özeti bu. Nötrofilin neden ilk önce sahne aldığını. Tabii nötrofilleri çeken kemoatraktan ajanlar var biliyorsunuz. Ve bunlar ilk olarak sentezlendikleri andan itibaren hemen nötrofillere haber veriyorlar. Yani nötrofillere haber veren kemoatraktanlar var ve elde fazla olarak nötrofil bulunduğu için nötrofil atlayıp enfeksiyon alanına dalıyor. Tabii ki tekrar söylememizde, altını çizmemizde fayda var. Bütün bu hadise stokinler üzerinden oluyor. Stokinler bu hücreler arası haberleşmeyi sağlayan arkadaşlar. Ve burada makrofajların ayrı bir önemi var. Çünkü makrofajlar bu kavga gürültüye girdikleri andan itibaren bazı maddeler sentezleyecekler. Şimdi onları görelim. İşte bu sevgili makrofajımız. Sentezlediği iki önemli madde var. Bunlardan bir tanesi interleukin 1, diğeri de tümör nekrozis faktör. Bir kere de interleukin ve tümör nekrozis faktörün önemli bir özelliği var. Bu bir kere mikro sirkülasyonu arttırıyor. Mikro sirkülasyonu arttırıyor ki daha fazla sitokin salgısı ve mesajlaşma molekülleri dolaşıma gitsin ve dolaşımdan gene bol miktarda nötrofil, makrofaj gelsin, arkasından da lenfositler gelsin. Yani bu dolaşımı arttırmak sadece kendi etki maddelerinin arttırılmasını sağlıyor. Yani kendi kendilerine gaz vermeye devam ediyorlar. Ve interleukin 1'e baktığınız zaman interleukin 1'in içerisinde ilk olarak buradaki arteriyollerde endotelde bir takım değişiklikler yapıyor. Bakın nasıl güzel ve birbiriyle ilişkili bir sistem oluşturacak. Şimdi damarımızda endotel hücrelerimiz var, değil mi? Endotel hücrelerimiz var ve hemen interleukin 1 ve TNF-alfa salındığı andan itibaren bu arkadaşlar gidiyor.
ne yapıyorlar? Buradaki endotel hücresine, buradaki kendi reseptörlerine bağlanıyorlar. Ve bunun sonucunda endotel hücresinde bir değişiklik oluyor ve bu değişiklik büzülme, shrinkage oluyor. Ve gayet mantıklı bir şekilde ne oluyor? Bunlar büzülünce aralarındaki mesafe ne oluyor? Artmış oluyor. Ve buradan gelmekte olanı anladınız sanırım. Tabii ki sonuçta bu aralık genişlediği andan itibaren ne olacak? Buraya bol miktarda ne olacak? Dolaşımdan sıvı gelecek. Başka ne gelecek? Antikor gelecek. Başka ne gelecek? Kompleman gelecek. Ve bu ara açıklığından o bölgeye yaygın miktarda bir sıvı, tabii ki protein geçişi olacak. Bu yetiyor mu? Yetmiyor. Neden? Çünkü şöyle bir şey var. Endotelde ikinci bir değişikliğimiz daha olacak. O da ne olacak? Endotel sticky, yapışkan olacak. Ve sticky yapışkan olmasını sağlayacak bu endotelin hücresinde böyle küçülmüş, büzüşmüş olan arkadaşın üzerinde bir takım neler olacak? Çengeller, hooklar olacak. Bu çengeller kimleri yakalayacak? İşte geçen nötrofilleri ve monositleri yakalayacaklar, bu bölgeyi çağıracaklar. Diyecekler ki gel gel yapıyorlar. Takılıyor arkadaşlar oraya. Takılır takılmaz onları bu endotel hücrelerin arasındaki olan boşluktan doğru enfeksiyon bölgesine, injury alanına gönderiyorlar. İşte bu hooklarla yakalanan nötrofiller, ki onlarda da bir takım maddeler ortaya çıkıyor. Bu adezyon molekülleri. Adezyon molekülleri bu inflamatuar yanıtta da anlatmıştık. Bunları biliyorsunuz. Ne deniyor? Selektin. Bir de hemen onun yanında integrin var. Neydi bunlar? Şimdi selektin ve integrinler için söylenecek, akılda kalacak bir örnek var, o anlatılır. Diyelim ki bir toplantıya gittiniz, o toplantının içerisinde baktınız, kızlı erkekli büyük bir grup söz konusu. Ne yapıyorsunuz? Yakışıklı bir erkek olarak etrafla ilgili bir bağlantı kurmaya çalışıyorsunuz. İlk yaptığınız işlem selektin. Ki bunları interleukin ve TNF ile yapıyoruz. Yani selektin seçeceksiniz. Fakat seçerken de hedefe kitlenebilmeniz için ne olacak? Bir sürü insanla konuşacak. Erkeklerle konuşacak, kızlarla konuşacak. Bir numaralı kız, iki numaralı kız, üç numaralı kız, dört numaralı kız. İşte bu işi yapan selektin. Yani selektin ne? Bu nötrofiller endotel hücrelerinin üzerinde dolaşmaya başlıyorlar. Dolaşmaya başlıyorlar. En sonunda hedefinize kitleniyorsunuz. En sonunda İlerleme kaydedebileceğiniz güzel bir kız buldunuz, onunla anlaştınız. Onu elinden tutuyorsunuz, elinden tutup ondan sonra başka bir köşeye, sessiz bir yere gidiyorsunuz mesela. Değil mi? İşte bunu yapan da integrin. Hatta diyorlar ki selektinler sizin bu dolaşmanızı sağlıyor. Integrin ise elleriniz cebinizde, fakat ondan sonra kızı elinden tutup götürebilmeniz için elinizi cebinizden çıkartmanız lazım. İşte bu işlemde integrin aracılığıyla oluyor. Ve bütün bunların hepsini yapan dediğimiz gibi interleukin 1 TNF alfa üzerinden. Onlar uyarıyorlar nötrofilleri bu işlemi yapabilmeleri için. Endotel hücreleri sadece bununla mı kalıyor? Hayır, kalmıyorlar. Çünkü bu shrinkage olmuş, yani büzülmüş olan endotelden prostasiklin sentezleniyor. Prostasiklin ne yapacak? Prostasiklin, prostaglandin I. Prostasiklin ne yapacak? Vazodilatasyon yapacak. Arteriyel vazodilatasyon yapacak. Prekapiller sfinkteri genişletecek. Daha fazla kan gelecek. Daha fazla kan gelmesiyle beraber daha fazla lökosit, nötrofil demek. Daha fazla interleukin 1 TNF alfa demek ve dolayısıyla bunların etkileşimi de o derecede ne olacak? Artacak. Şimdi burada bir hassas nokta daha var, o da şu. Diyelim ki bu endotel hücresi herhangi bir şekilde hasara uğradığı zaman daha trombojenik olur. Değil mi? Plateletleri, trombositleri çeker ve ileride trombüse neden olur. Fakat böyle bir durumda bu bizim için ideal bir şey değil mi? Hayır, ideal değil. Neden ideal değil? Çünkü biz burada kan akımını artırmaya çalışıyoruz. Eğer tutup da buraya biz bir trombosit tıkacı oluşturursak ne olacak? O zaman bu akımı gerçekleştiremeyeceğiz. O zaman dolayısıyla bizim bu sitokinlerimizin ne yapması lazım? Sitokinler endotel hücrelerini daha az trombojenik hale getirmeleri gerekiyor.
normalin tersine çalışması lazım. O da gayet mantıklı. Niye mantıklı? Çünkü eğer trombüs olursa söylediğimiz gibi ne olacaktı? Bu arkadaşların dokuya, doku hasarının olduğu, bakterinin olduğu bölgeye geçişi imkanı kalmayacaktı. Bu da bizim istemediğimiz bu durum. Dolayısıyla bizim sitokinlerimiz interleukin 1 ve TNF ne olacak? Bu arkadaşları daha az trombojenik hale getirecek. Çünkü bu bizim için gerekli. Aksi bizim için uygun değil. Bu endotel hasarı. Bu ise endotel aktivasyonu. Aradaki fark bu. Biri işleri zorlaştırıyor, öbürü işleri kolaylaştırıyor. Endotel aktivasyonunda farklı bir olay daha var. O da şu. Normalde endotel hücresinin içerisindeki nükleer materyalde de değişiklik yapıyorlar. Kimler yapıyor? Sitokinler. İnterleukin 1, TNF. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz bu? Bu değişiklik sonucunda yani bu nükleer materyalde, endotelin nükleer materyalinde değişiklik sonucunda ne yapılıyor? Bunun sonucunda bir interleukin 1 sentezleniyor. Yani arkadaş kendi cephanesini üretiyor. Başka ne yapıyor? İnterleukin 8 sentezleniyor. Başka ne yapıyor? Platelet Derived Factor yapıyor. Platelet Derived Factor, plateletten elde edilmiş faktör. Sanki trombositlerde oluyormuş gibi sadece bir yanlış anlaşılma var. Sadece öncelikle plateletlerden bulunduğu için PDF adını alıyor. Halbuki bunun yanında endotelde de PDF sentezlenebiliyor. Tabii bütün bu değişiklikler ne gösteriyor? Enflamasyon yanıtını ne yapıyor? Arttırıyor. Sistem kendi içinde endotel üzerinden oluşturduğu değişikliklerle sitokinler aracılığıyla ne yapıyor? Bu inflamasyon yanıtı hem gerçekleştiriyor hem de arttırıyor. Ve bütün bunlar interleukin 1 ve TNF ne oldu? Kısa süreli, daha doğrusu hızlı bir şekilde devreye girdi. Eğer inflamasyon daha uzun süre devam edecek olursa, o zaman bunlar başka bir grup hücreyi daha aktive edecek. Başka hücreleri aktive edecek. İşte başka hücreleri aktive ettiğimiz dediğimiz zaman bu hücreler fibrosit, fibroblast. Nedir fibroblast, fibrosit, fibroblast? Bir kere bu fibrosit denen arkadaş uyuyan bir arkadaş. Ve sonuçta interleukin 1 ve TNF bu uyuyan arkadaşı uyandıracaklar. Fibroblasta yani aktif fibrosit haline dönüştürecekler. Ve bu fibroblast ne üretecek? Kolajen üretecek. Yani neymiş hikaye? İnterleukin 1 ve TNF alfa uzun dönem inflamasyon devam ediyor ve dokuda hasar var. Ve bunun sonucunda bunlar fibrositleri uykudan uyandırıyorlar, fibroblastı çeviriyorlar, fibroblastlar da kolajen yapıyor. Bu basit bir gelişim. Ve tabii ki sonuçta ne olacak? Fibrozis olacak. Ve dolayısıyla kronik enfeksiyonların karakterizi nedir? Scar. Kronik enfeksiyonlarda scar oluşumunun temelinde bu döngü yatıyor. Şimdi bir enfeksiyonumuz var ve bu enfeksiyon bölgesinde de sitokinlerimiz var. Ve bu sitokinler aslında biliyorsunuz küçük moleküller, küçük protein molekülleri ve yarı ömürleri oldukça düşük ve devamlı ne yapılıyorlar? Tüketiliyorlar ve tüketildikleri için çok büyük miktarlara ulaşıyorlar. Ama eğer enfeksiyon şiddetlenirse o zaman bu sitokinler miktar olarak çok çok artıyorlar. Ve miktar olarak çok çok artmalarıyla beraber ne oluyorlar? Dolaşıma geçiyorlar. Normalde az sayıda ve bölgede tüketildiklerinde o zaman bir sıkıntı yok. Ama dolaşıma geçtikleri andan itibaren o zaman uzak mesafede
etkileri ortaya çıkıyor. Uzak organlarda etkileri ortaya çıkıyor. Ve bu enfeksiyonun diğer belirtileri konusunda bize yol gösterecek. Ve elimizde interleukin 1, TNF var ve bol miktarda. Ve bunlar uzak organlardan etkilisinden bahsedildiğimiz zaman akla ilk gelecek şey nedir? Santral sinir sistemi. Ve santral sinir sisteminde bu sitokinlerin etkileyeceği organ aslında temel olarak hipotalamus. Her yerde de karşımıza çıkan bu hipotalamus sitokinler de karşılaşacak. Peki burada önemli bir sorun var. Kan-beyin bariyeri var. Normalde sitokinler kan-beyin bariyerini geçebilirler mi? Geçemezler. Fakat bu hipotalamus başta otonom sinir sistemi ve pek çok alanda sorumlu olduğundan dolayı fizyolojik olarak hipotalamus bölgesinde kan-beyin bariyeri zayıf. Neden? Çünkü bu arkadaşın vücutta ne olup bittiği konusunda haber alması lazım. Dolayısıyla kandan örnek alması gerekiyor. Yoksa hiçbir şeyi yapamaz. Dolayısıyla fizyolojik olarak kan-beyin bariyeri söylediğimiz gibi hipotalamus da zayıf, ince, yok onu da diyebilirsiniz. Ve bunun sayesinde sitokinler direkt olarak hipotalamusa haber verebiliyorlar. Yani bu zayıf hikayesine açıklık getirmemiz gerekiyor. Hipotalamusun bütün sınırı boyunca bazı yerlerde kan-beyin bariyeri yok. Bazı yerlerde zayıf ama bazı yerlerde fizyolojik olarak kan-beyin bariyeri yok. Ve bunun sonucunda hipotalamusa interleukin 1 ve TNF geliyorlar. Ve buradaki bazı nöronlarda bunların reseptörleri var. Ve bunun sonucunda da hipotalamus fonksiyonunda değişiklik yapacaklar. Hipotalamus gerçekten çok güçlü bir organ. Ve aynı zamanda şunu söylememiz lazım. Aşağı yukarı arkadaş 4 gram ağırlığında. Derler ki bir serçe parmağın tırnağından daha az bir ağırlığa sahip. Ve otonom sinir sisteminin babası. Ve bizim interleukin 1'imiz ve artı TNF alfamız burada sentezlendiği zaman buradaki nöronlara, reseptörlere yapıştıkları zaman bu arkadaşlar ne yapacaklar? Bir kere her şeyde var hipotalamus. Vücudumuzun sıcaklığının ayarlandığı dereceyi yükseltecek. Bu da bir set point. Yani termostat gibi ağırlanmış bir ısımız var. Bu ısımız diyelim ki 37 derece. Ne yapacak hipotalamus? Bunu 39'a çıkartacak. Ve biliyor musunuz bunu nasıl yapılacak? Bu nöronlarımızda olan reseptörlere bağlandığı zaman hipotalamus ayrıyeten prostasiklin sentezlemeye başlayacak. PGE2. Ve biliyorsunuz bizim normalde hasar alanında yani enfeksiyon alanında da prostasiklin sentezleniyordu biliyorsunuz. Fakat bu gidip de hipotalamus haber vermeyecek. Hayır. İnterleukin 1 ve TNF nöronlar reseptörlere bağlandıktan sonra kendisi prostasiklin sentezleyecek. Ve bu da set point'i 37'den 39 dereceye çıkartacak. Biliyorsunuz hipotalamus bazal ganglia ve descenden motor yolları ilişkisi var. Ve descenden motor yollarla ilişkisi olduğundan dolayı, otonomik sinir sisteminde babası olduğundan dolayı ne olacak? Bu arkadaş kaslara kasılma emri verecek ve titreme meydana gelecek. Ve bunun sonucunda vücutta bir ısı meydana gelecek ve bu ısı da bu set point'in yükselmesine yardımcı olacak. Ve burada tüm anti-inflamatuar ilaçlar, antipiretikler diye adlandırdığımız o kocaman grup ne yapacak? Kocaman kaban grup hipotalamusa gidip hipotalamusta siklooksijenaz enzimini inhibe edecekler ve böylelikle araşidonik asit prostasikline dönüşemeyecek. Prostasikline dönüşemeyeceğinden dolayı bu set point hadisesi de ortadan kalkacak.
Peki normalde ısı artı. Isı artışı oldu. Isımız artıyor. Tamam, anladık. Bunu düşürmek için ne yapacağız? Isı kaybını artırmamız lazım. Değil mi? Isı kaybını artırabilmemiz için ne yapacak? Arteriyeller vazodilatasyon olacak. Özellikle deride. Ve bu sonuçta yüzde flushing olarak ortaya çıkabileceğiz. Kızaracağız. Ve bol miktarda böylelikle ısı kaybını arteriyel vazodilatasyonla sağlamaya gayret edeceğiz. Bu karşı mekanizma. Tabii bu flushing'in ardından terleme de söz konusu olacak. Terleme ile bir enerji harcanacak ve bu enerji harcanmasıyla beraber ortaya ısı da bir düşüş ortaya çıkacak. Yani bir kişi aslında hem flushing oluyorsa hem de terlemesi varsa bu şu anlama geliyor. Aslında ısıyı düşürmek için vücut harekete geçmiş demektir. Evet, demek ne yaptık? Hipotalamusumuzu prostasiklinler aracılığıyla nöroreseptörlere bağlandığı zaman prostasiklin artışı oldu. O da temperature set point'ini arttırdı. Descending motor pathway'den titreme ile ısı artışı meydana geldi. Anti-inflammatory, antipiritik ajanlar sikli oksijenizi inhibe ederek araşidonik asitten prostasiklin sentezini önlüyordu. Buna karşın hipotalamus tabii termoreseptörleri var. Kandan ısı artışı söz konusu olduğu zaman vücutta bir karşı reaksiyon oluyor. Isı kaybını sağlamak için arteriyel vazodilatasyon ve deride flushing oluyor. Ve arkasından terleme geliyor ve ısıyı vücudumuz düşürmeye çalışıyor. Şimdi bu sitokinlerin etkiledikleri uzak organlar ve hipotalamus üzerinden gideceğiz. O zaman konu biraz daha genişleyecek. Genişleyince saati uzayacak, süresi uzayacak. Onun için isterseniz bunu burada keselim. Hipotalamusla ikinci bölümde devam edelim efendim. Evet, sitokinlere devam ediyoruz. Hipotalamus üzerinde interleukin 2 ve TNF'in etkilerinden bahsetmiştik. Hipotalamusu etkiliyorlardı ve prostasiklin sentezi yapıyorlardı. Bunun sonucunda da set point'imizi arttırıyorlardı. Ve tabii ki ateş aslında vücudun bir savunma mekanizması ve mümkün olduğu kadar herhangi bir mikroorganizmanın bize zarar verecek bir mikroorganizmanın proliferi olmasını engelliyorlar. Bir çeşit defans mekanizması olduğunu kabul etmek lazım. Yani bir ateş bizim savunma mekanizmamız. Tabii bunun üzerine ne kadar yüksek ateş vesaire gibi bir takım şeyler gelebilir ama o şu an bizim konumuz değil. Ben ateşi merak ederim. Belki ateşle ilgili çok detaylı bir başka videoda hazırlayabiliriz. Demek ki interleukin 2 ve TNF-alfa ateş yapıyor. İkinci bir konu daha var. O malezi. Bu bizde genellikle keyifsizlik ve halsizlikle eşit olarak adlandırılır. Aslında bunun tamamı iyi hissetmeme durumu. Yani ben iyi değilim demek. Çünkü neden? Hipotalamus biliyorsunuz. Hipotalamusun bir özelliği var. O da nedir? Hipotalamus ekstrapiramidal sistemle yakın bağlantıda, amigdala ile yakın bağlantıda, otonom sinir sistemi, sempatik sinir sistemi cevabı ve aynı zamanda mood, yani ruh halimizle de yakın ilişki var. Dolayısıyla bu da ondan etkileniyor. Tabii malezi denilince hemen akla başka bir şey daha geliyor. O da fatik. Aslında bu fatik güçsüzlük anlamında daha çok kullanılıyor. Ya da yorgunluk anlamında. Bu iyi hissetmemeden tamamıyla farklı bir durum. İyi hissetmeme bir ruh hali, güçsüzlük, yorgunluk ise daha çok fiziksel bir şikayet. Tabii bunlar gene interleukin 1 ve TNF-alfa'nın şeyleri. Bir başka olay daha var. O da şu. Anoreksi. Bu da gene hipotalamus üzerinden gerçekleşen bir olay. Fakat bu anoreksi üzerinden, yani bu iştahsızlık olarak adlandırılan hadisenin biraz isterseniz altına öbür sayfada bir şeyler yazalım. Şimdi hipotalamus interleukin 2 ve TNF üzerinden ateş, malezi ve anoreksi yaptı. Şimdi eğer şeye bakacak olursanız, hipotalamusa bakacak olursanız ortada bir üçüncü ventrikül var.
Ve genelde ventromedial, ventriküle yakın olan bölgeler genellikle satiety, yani doygunluk merkezi. Daha lateralde olan arkadaşlar ise açlık merkezi. Bunu daha koyu yazalım. Açlık merkezi. Yani medialdekiler doygunluk merkezi, buna karşın lateraldekiler ise açlık merkezini ifade ediyor. Şimdi doygunluk merkezi, açlık merkezi. Kim soru? Aç insan mutlu mu olur, öfkeli mi olur? Tabii ki öfkeli olur. Dolayısıyla açlık merkezine yakın olan yerlerde bizim öfke merkezimiz var. Tam tersi, tabii çok kabaca bir şekilde, tam tersi eğer doymuşsak mutluyuz yani. Dolayısıyla medial yüze yakın olan yerde de mutluluk merkezi var. Yani kabaca söylüyoruz bunu. Ama açlık ve tokluk, öfke ve mutluluk arasındaki ilişkide hipotalamus da böyle şekillenmiş. Ve sonuçta interleukin ve TNF-alfa ne yapacak? Bu doygunluk ve açlık merkezi üzerinde değişiklikler yapacak ve buna bağlı olarak da hastada bir iştahsızlık ortaya çıkacak. Peki başka neler söz konusu? 4 numarayı buraya yazalım. Uyku. Şimdi uyku düzeni, bir kere uyku düzeninde söylenen bir şey vardır. Uyku düzeninde bir değişiklik olur. Yani düzen bozulur. Ve kişiler hasta olunca daha fazla uyurlar. Bu da interleukin TNF ile ilgili olan bir şey. 5 numarada eğer bu kadar ateş, halsizlik, anoreksi, arkasından uyku düzeninde değişiklik olduktan sonra bu hastalarda kaş eksi, yani kilo kaybı söz konusu olur. Kilo kaybı özellikle kronik enfeksiyonlar ve malignansilerde. Burada esas faktör şudur. Hormon sensitif lipaz enzimi etkilenir. Ve yağ hücrelerinde ciddi bir yıkım söz konusu olur ve bunun sonucunda dediğimiz gibi kilo kaybı ortaya çıkar. Demek ki sitokinleri böylelikle anlattık. Sitokinlerin özellikle hipotalamus üzerindeki hikayesini tamamladık. Şimdi geleceğiz karaciğere. Acaba bu sitokinler karaciğerde ne yapıyor? Şimdi geldik karaciğere. Sitokinler karaciğeri özellikle hepatosiste ekliyor ve sitokinler karaciğerdeki özel reseptörlere bağlandıkları andan itibaren bir grup protein sentezletiyorlar. Ve bunlar bir grup, yani birden fazla var ve bunlara APR ya da AFR, nedir o? Akut faz reaktanları adı veriliyor. Ve bu akut faz reaktanlarının içerisinde C reaktif protein var. Yani CRP. Tabii CRP'nin bir sürü yükseldiği alan var. CRP yüksekliği de ciddi bir şekilde bir vücutta enfeksiyon olduğu yönünde bir işaret veriyor bize. Şimdi demek ki sitokinlerimiz, ki bahsettiğimiz interleukin ve TNF, bunlar hepatositlere bağlanıyorlar ve onun sonucunda bir grup protein, bunlar da akut faz reaktanları. Ve bunların içerisinde CRP var. Şimdi CRP'ye dönmeden evvel CRP'ye tekrar dönmek üzere eritrosit sedimentasyon hızından başladım. Şimdi eritrositler normalde bir tüpün içerisinde duruyorlar. Ve belirli bir zaman geçtikten sonra bu tüpün içerisinde çökelmeye başlıyorlar ve çökeliyorlar. Eğer interleukin TNF etkisi varsa bu eritrositler birbirlerine yapışıyorlar. Ve yapışınca çöküş hızları da artıyor. Yani bir saat sonra geldiğin zaman orijinal seviye buysa, bakıyorsunuz bir saat içerisinde bunlar grup halinde çökmüşler.
seviye burası olmuş. Burası da diyelim ki 10 milimetre. Dolayısıyla eritrosit sedimentasyon hızı 10 milimetre saat olarak bahsediliyor. Ve enfeksiyonda bu kullanılıyor. Fakat buna karşın şöyle bir olay var. Eritrosit sedimentasyon hızı o kadar spesifik olarak kabul edilmiyor. Spesifik olarak kabul edilmemesinin sebebi enfeksiyona paralel hareket etmiyor. Yani enfeksiyon şiddetine paralel değil. Geç reaksiyon veriyor. Dolayısıyla eskiden çok önem verilen eritrosit sedimentasyon hızı tabii ki bir şey ifade eder. Fakat onun yerine şimdi CRP daha önemli olarak kabul ediliyor. C reaktif proteinin bir özelliği var. O da söylemiştik. Enfeksiyonla eş zamanlı hareket ediyor. Yani enfeksiyon olduğu andan itibaren zıplamaya başlıyor. Herhangi bir geç reaksiyon değil, eş zamanlı bir reaksiyon söz konusu. Çünkü kısa ömürlü bu arkadaş. Ve dolayısıyla biz bunu saptadığımız zaman gerçek anlamda bir enfeksiyonun olduğunu ve aktif olduğunu anlayabiliyoruz. CRP'nin eş zamanlı yükseldiğini söylemiştik. Dolayısıyla CRP ile ilgili bir şey bizim için marker enfeksiyon içerisinden doğru söylemiştik. Ve şöyle bir şey var. Tedaviye yanıt konusunda da CRP'nin çok büyük bir önemi var. Örneğin bu kişi glomerülonefrit olsun. Ve siz tedavi veriyorsunuz ve tedaviyi CRP düzeylerine bakarak tayin ediyorsunuz. CRP düzeyinde düşüş varsa dozu azaltıyorsunuz. Tekrar yükseliyorsa dozu arttırıyorsunuz. Dolayısıyla CRP hem teşhis hem de aynı zamanda tedavi açısından bize bazı bilgiler sağlıyor. Şimdi ne yaptık? İnterleukinimizi, interleukin 1, TNF ne yaptı? Hipotalamusu etkiledi. Evet. İkinci olarak nereye etkiledi? Karaciğeri etkiledi ve geldik şimdi üçüncüye, kemik iliği. We are continuing our lecture with the cytokines, and last time we were talking about the tumor necrotic factor and the interleukin 1 and their effects on the body tissues. We have mainly discussed a lot about that, but a few important concepts are still there. So few words more about tumor necrosis factor and interleukin 1. That actions of these cytokines change. Şimdi interleukin 1'imiz artı TNF'imiz var. Ve bunların konsantrasyonları, yani ne kadar yüksek oldukları önemli. Ne kadar yüksek. Çünkü örneğin eğer ufak bir yükseliş varsa bunların miktarında, bunlar genellikle etkilerini lokal olarak ortaya çıkartıyorlar. Ve dolayısıyla bunlara pro-inflamatory sitokinler adı veriliyor. Eğer orta derecede bir yükseliş varsa o zaman biraz evvel bahsettiğimiz sistemik etkileri ortaya çıkıyor. İşte ateş, iştahsızlık, halsizlik, anoreksi, kaşeksi dediğimiz, kilo kaybı dediğimiz hadise ortaya çıkıyor. Eğer çok yüksekse, ki bunun içerisine septik şoku yazabiliriz, o zaman işler karışıyor. Neden? Çünkü eğer çok yüksek olan bu sitokinler ne yapıyor? Bir, miyokardı deprese ediyorlar. Miyokardı deprese ediyorlar ve bunu nasıl yapıyorlar? Kontraktiliteyi azaltıyorlar. Ve kontraktilite azalınca biliyorsunuz preload azalıyor. Ve kontraktilite azalınca direkt olarak atım hacmi düşüyor. Ve atım hacminin düşmesine bağlı olarak ne olacak? Kardiyak debi de düşecek. İlk etkisi bu.
Ve böylelikle ilk etkimizi kalbin üzerinde gördük. Bu arkadaşlar yaptıkları hadise bu. Fakat ayrıyeten bir başka olay daha var. O da şu. Bunlar endotelden nitrik oksit salgılatacaklar. Ve biliyorsunuz nitrik oksitin özelliği nedir? Nitrik oksit çok güçlü bir vazodilatatördür. Bu sistemik vazodilatasyonda tansiyonda bir düşüş olacak. Aynı zamanda bu şiddetli vazodilatasyon bir distribüsyon problemine yol açacak. Yani distribütif şok gelişecek. Nasıl? Nitrik oksit aracılığıyla. Şimdi efendim, eğer TNF ve interleukinimiz çok yüksekse, biliyorsunuz normal lokal enfeksiyon bölgesinde bunlar salgılandığı zaman ne oluyordu? Endotel hücreler arasında bir ayrış oluyordu. Ondan sonra lökositin içeri gelişini selektin ve integrinlerle sağlıyorlardı. Fakat çok çok yüksek olursa o zaman ne olacak? O zaman bunlar endotel hücrelerinin özellikle yapışkan olmalarına ve trombosit ve lökositlerin onlara yapışmasına sebep oluyorlar. Tabii bu da sonuçta koagülasyonun aktive olmasına neden olabiliyor. Dediğim gibi çok çok yüksek olursa. Ve bu sadece sistemik şeyde değil, sistemik dolaşımda değil, aynı zamanda pulmoner dolaşımda da meydana geliyor. Ve pulmoner dolaşımdaki endotel hücrelerin özellikleri bozulduğu andan itibaren çok ciddi bir ödem ortaya çıkacak. Ve biliyorsunuz buna da biz Adult Respiratory Distress ARDS adını veriyoruz. Şimdi bütün bu interleukin 1 ve TNF alfalara başka bir şey daha eklememiz lazım. Çünkü şöyle, bu koagülasyonu da direkt olarak aktive ettiklerinden dolayı bu arkadaşlar da dik gelişir. Dissemine intravasküler koagülasyon. Neymiş peki bakalım bu dik? Dik biliyorsunuz dissemine intravasküler koagülasyon. Koagülasyon. Ve bu durumu olan hasta bize neyle gelir? Kanama ile gelir. İntravasküler koagülasyon deyince tahmin edebiliyorsunuz. Çok ciddi bir koagülasyon var. Çok fazla ve yaygın. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Koagülasyon faktörleri tükeniyor. Ve fibrinolitik sistemde aktive oluyor. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Herhangi bir şekilde koagülasyon olmuyor. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Kanama meydana geliyor. Dolayısıyla dissemine intravasküler koagülasyonun bir başka adı da koagülatif ya da koagülasyon faktörleri consumption. Bu tüketim C ile yazacaktı. Consumption Syndrome adı veriliyor. Aslında bu daha doğru ve daha açıklayıcı. Çünkü neden? Bütün her şeyi biz tükettik. Tükettiğimiz için de sonuçta fıtılaşma meydana gelmiyor. Ve buna bağlı olarak da kanama oluşuyor. Aslında bu sendrom değil, koagülopati. Çünkü biliyorsunuz sendrom farklı bir şey. Coagulation, consumption faktör koagülopati. Böyle eski Sovyetler Birliği'nin şeyi gibi oldu. Ve tabii ki bütün bu yüksek konsantrasyon, yüksek interleukin 2 ve TNF sonuçta bütün neticesi mortalite. Maalesef. Evet. Şimdi interleukin ve TNF ile ilgili olan programımızı burada kapatalım. Şimdi diğerlerine ve birkaç önemli detaya bir sonraki dersimizde devam edelim. Evet, yeniden merhaba. Sitokinlere devam edeceğiz. Fakat ilk önce şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Kardeşim, bu sitokinler sonuçta
bir inflamasyon ve immünolojik reaksiyonda yer alıyorlar. Peki bunları kontrol eden bir mekanizma var mı? Var. Sitokinleri kontrol eden antisitokinler var. Bunlar da sitokin. Ve bunların içerisinde en önemlisi transformation growth factor beta. Transformation factor beta. Adı üzerinde transformasyon yapıyor. Diyor ki yeter artık. Tamam, biz artık işi kontrol altına aldık. Ve bundan sonra bizim yavaş yavaş tamir mekanizmasına, yani fibroblastları aktive etmemize ihtiyacımız var diyor. Bunlar devreye giriyor. Sadece transformation growth factor beta değil, aynı zamanda interleukin 10 da dediğimiz gibi antistokin özelliği olan madde. Yani transformation growth factor beta ve interleukin 10 da stokinleri kontrol eden bir feedback mekanizması oluşturuyorlar. Evet, bunu da araya sıkıştıralım. Şimdi sitokinler içerisinde başka bir gruba geldik. Kemokinler. Kemokinler. Ve bu kemokinler aslında sitokinler. Ve bu sitokinler genelde kemotaktik sitokinler olarak biliniyorlar. Ve bundan dolayı iki isimin birleşmesiyle beraber kemokinler olarak adlandırılıyorlar. Buna kemoatraktanlar da diyebilirler. Yani çekici bir takım kimyasal maddeler. Kimleri çekecekler? Tabii ki lökositleri çekecekler. Parfüm gibi arkadaşlar yani. Kemokinler protein. Ve küçük proteinler, molekül ağırlıkları küçük proteinler ve bunların sınıflaması, bu protein dizilişi, aminoasit dizilişindeki sistein kalıntılarına bağlı olarak değişiyor. Yani diyelim ki bu bir peptit molekülümüz. C olarak bahsettiğimiz sistein rezidüleri var ve bunların aminoasitlerle beraber dizilimi kemokinlerin sınıflamasına sebep oluyor. Ve normalde kemokinlerin ana olarak 4 grubu var. İkisi ana ve önemli grup, ikisi de diğer ikinci olarak bilinmesi gereken gruplar. Şimdi sistein rezidülerine göre baktığımız zaman bir tane sistein rezidüsü var, arkasından bir tane amino asit var, arkasından bir tane daha sistein rezidüsü var ve buna kabaca CXC adı veriliyor. CXC kemokini veya buna alfa kemokin adı da veriliyor. CXC. Tabii burada İngilizce yazıldığı zaman kemokinler ve sistein yazıldığı zaman bu C'lerin daha kolay akılda kalacağını, sisteinin ve kemokinin daha akılda kalacağını eklememiz gerekiyor. Alfa kemokinler özellikle nötrofilleri çeken maddeler. Nötrofil atraktan. Ve CXC yani alfa grubu için örnek interleukin 8. Kemokinlerin alfa kemokin grubundaki sitokinimiz interleukin 8. Peki bu interleukin 8 nereden geliyor? Daha önce hatırlarsınız otokrin diye bir şeyden bahsetmiştik. Neydi? Sağlanan sitokinler hücreye direkt olarak etkiliyorlardı. Yani diyelim ki burada bir hücremiz var. Bu interleukin 1 ve TNF'i etkiliyor, salıyor ve bunlar da gidip bu hücreyi etkiliyorlar. Bu hücrenin hücresi endotel hücresi. Ve bu endotel hücresi otoekrin fonksiyonuna, yani interleukin 1 ve TNF alfa'nın bu hücre üzerine, endotel hücresi üzerine yaptığı etkileşim sonucunda interleukin
8'i salgılıyor. Peki interleukin 8 kimi etkiliyordu? Nötrofili etkiliyordu. Ve sonuçta interleukin 8 nötrofillere ne konuda yardımcı oluyor ya da onları ne konuda aktive ediyor? Bir ekstravazasyon, epitelin arasından sızıp enflamasyon bölgesine gidiyor ve fagositoz. Demek ki neymiş? TNF ve interleukin 1 endotel hücresinin üzerinde otoekrim fonksiyonu var. Yani salgılanan hücreleri tekrar etkiliyorlar ve oradan interleukin sentezliyorlar. Bu da nötrofili ne yapıyor? Aktive ediyor, ekstravazasyon ve fagositozunu sağlıyor. CXC alfa kemokin grubundaki interleukin 8. Demek ki CXC alfa kemokin ve interleukin 8. Geldik öbür arkadaşa. Bu arkadaş ise aralarında herhangi bir başka aminoasit olmadan iki tane sistin rezidüsü içeriyor. Kalıntısı içeriyor. Buna da beta kemokin adı veriliyor. Veya buna nasıl CXC deniyorsa buna da CC kemokin adı veriliyor. İkisi de aynı yani sonuçta. Beta veya CC kemokin. Öbürü CXC alfa kemokinde. Peki bu CC kemokin ne yapacak? CC kemokin bir monosit makrofaj ikilisini harekete geçirecek, kemotraktan özelliği öyle olacak. İki numarada eozinofil, üç bazofil, dört monosit. Aslında bunun bir kolay yolu var. Pardon, dört monosit diyorum. Onu hemen siliyorum. Lenfosit olacak o. Bazofil ve lenfosit. Yani şu, benim CXC alfa kemokinim interleukinle neyi kemoatraktan yapıyordu? Nötrofil yapıyordu. Nötrofil haricinde hepsini CC kemokin yani beta kemin kemokin çekiyor. Kemoatraktan görevini gerçekleştiriyor. Halbuki öbüründe sadece nötrofil var. Halbuki bunda nötrofil haricinde monosit makrofaj, eozinofil, bazofil ve lenfosit var. Aralarındaki en temel fark nötrofil yok burada. Şimdi geldik üçüncü grubumuza. Üçüncü grubumuzda ise aslında bunlar dörtlü formasyona göre, dört pozisyona göre şey yapılır. Birinci pozisyonda bir aminoasit var. İkinci pozisyonda bir sistein var. Dördüncü pozisyonda bir sistein var. Ve bunları da biz bu dizilişe göre isimlendirmemiz gerekiyor. Aslında kabaca buna XC adını verebiliyoruz kemokin olarak. Ve bu kemokinlerde gamma kemokinler adlandırılıyor. Bu özel olarak lenfotaktin adını alıyor. Bu nötrofildi. Bu nötrofilin haricinde ne vardı? Bu lenfositleri tabii ki çekiyor. Bu monosit makrofajdı. Başka eozinofil, bazofil ve lenfosit. Bu da ayrıyeten lenfositleri çekiyor. Yani aslında bir zaman skalası itibariyle bunların arasında bir düzen var. Önce nötrofiller, sonra arkasından monosit, makrofaj, eozinofil, bazofil ve lenfosit. En sonunda da hakim olan lenfotaktin. Bunu kötü yazmışız. Lenfotaktin. Şunu silelim. Ve geldik sonuncusunda. Burada 1, 2, 3, 4 ve 5 grubumuz var. Bir sistein var. 3 tane arka arkaya aminoasit var. Bir tane de C var. Buna CXC adı veriliyor. CXC kemokinleri adını veriliyor. Ve bu grup içerisinde fruct alkalin adında bir stokin var.
Ve JXJ kemokinleri de mononükleer hücreleri çekiyor. Ve bunlar tabii ki monosit ve lenfosit. Böylelikle bu karışık konunun sonuna doğru geliyoruz. Merak etmeyin, birkaç ufak daha noktamız var. Ondan sonra bu dersi tamamlayacağız. Şimdi kemokinlerin bu bölümünü tamamlamadan önce size ilginç bir konudan bahsedeyim. HIV. Şimdi diyeceksiniz ki HIV ile kemokinlerin ne alakası var? Şimdi efendim şöyle bir durum söz konusu. Diyelim ki benim burada bir T helper hücrem var. Ve T helper hücremde kemokinler için bir reseptör var. Ve bu reseptör arkadaşımız bir 7 yollu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yollu ve G-coupled bir reseptör. Bu kemokin reseptörü. Ve kemokinler buna bağlanarak ne oluyor? Etkilerini gösteriyorlar. Kemoatraktan özelliklerini yapıyorlar. Fakat HIV denen şahıs da aynı zamanda bu arkadaşa bağlanıyor. Ve virüsün içeri girmesine neden oluyor. İşte her zaman için kemokinler ve reseptörlerin hani iyi tarafı var, bu da kötü tarafı. Ve burada ilginç bir özellik daha var. Belki biliyorsunuzdur, HIV pozitif olan fakat hastalık olmayan kişiler var. İşte orada da deniyor ki bu söz konusu olan kemokin reseptöründe mutasyon var. Ve dolayısıyla bu mutasyon nedeniyle HIV içeri giremiyor. Ve yani bu mutasyon aslında mutasyon kötü bir şey olarak değerlendiriliyor ama mutasyon bir şekilde HIV'nin enfeksiyon haline dönüşmesini engelliyor efendim. Bunu da son not olarak buraya aktaralım. Evet efendim, merhabalar, hoş geldiniz. Sitokinlerin dördüncüsünde bir aradayız. Şimdi sitokinlerle ilgili geri kalanları teker teker gözden geçireceğiz. İlk önce bir damar olduğunu varsayalım buranın. Ve sonuçta buradan gelmiş olan bir tane ne var? Nötrofilimiz var. Bir tane de makrofajımız var. Ve bu makrofajımızın içerisinde bir bakterimiz var. Şimdi buradan ilerleyelim. Şimdi efendim buraya bendeniz iki tane antijen koyacağım. A1 ve A2. Bu A1 mesela Staphylococcus aureus. Bu da Mycobacterium tuberculosis olsun. Ve bir taraftan humoral response, bir taraftan da selüler response, yani hücresel response olacak. Ve bu arkadaşlara da ben Major Histocompatibility Complex Class 2 bağlayayım. Şimdi diyeceksiniz bu nedir? Bununla ilgili acayip dehşet bir ders var. Onu size takdim edeceğim yakında. Gözüm kesmeye çalışıyor şu anda. Gözüm kesti de aslında bir yerden başlayıp devam etmemiz lazım. Major Histocompatibility Complex için biz ayrı bir ders organize edeceğiz. Endişeye kapılmayınız efendim. Şimdi söylediğimiz üzere buraya bir tane T helper cell koyalım ve bu T helper cell bu hem Staphylococcus aureus hem de aynı zamanda bu class 2'nin antijenlerine bağlansın reseptörleriyle beraber. T helper cell. Ve tabii ki major histocompatibility complex'e kadar organizasyonu tamamlamamız lazım. Bu CD4 molekülü, yani class 2'ye bağlanan reseptör CD4 molekülü. Tabii bu normalde bu class 2 ve 1 numaralı A1 antijenine bağlanan bu arkadaşlar tabii ki bizim nükleosumuza bir takım uyarılar gönderecekler. Ve bu gönderilen der içerisinde sorumlu olan arkadaş da CD3. CD3 ve CD4'ün böyle bir fonksiyonu var. Efendim, fakat bu olurken aynı zamanda makrofajlardan da aynı anda bir uyarı gelecek. Ve bu gelen uyarı interleukin 1. Ve interleukin buradaki reseptörüne bağlandıktan sonra bu arkadaş da hücreyi uyaracak. Ve hücreyi uyardıktan sonra bazı maddeler sentezlenecek. Bu sentezlenen madde de interleukin 2.
Ve arkadaş interleukin 2'yi sentezlikten sonra aynı zamanda burada ona uygun bir reseptör de ekspresyonunu sağlayacak ve bu gelecek arkadaş da buna yapışacak. Bu otokrin, yani ürettiği maddeyle kendisini uyarma durumu otokrin olarak, zaten sitokinlerde daha önce bahsetmiştik. Dediğim gibi sonuçta reseptörümüz var, reseptörümüze antijenimiz var, A1 antijeni, Staphylococcus aureus, major histocompatibility complex class 2 antijeni bu, ona bağlanıyor. Ve aynı zamanda bu T helper cell'de ikisi birden bu antijen ve klas 2 molekülü, ki bu CD4, ona bağlanıyor. Ve C3 aralayıcılığı da nükleosu uyarıyor. Aynı anda eş zamanlı olarak interleukin 1 sentezleniyor. O hücrenin nükleosu üzerinden interleukin 2 sentezleniyor. Bu da otokrin dönüp dolaşıp gene T helper hücresini ne yapacak? Aktive edecek. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar tantanayı nasıl anlattık? Bu kadar tantanayı anlatmamızın asıl sebebi bu arkadaşlar. İnterleukin 2. Niye interleukin 2? Çünkü şöyle bir özelliği var. İnterleukin 2 kendisi aynı zamanda T-cell growth faktör olarak çalışıyor. Bakın işin en kritik noktalarından bir tanesi. T-cell growth faktör olarak çalıştığı zaman bu arkadaş ne yapıyor? Bu T hücresinin proliferi olmasını sağlıyor. Kendi kendini gaza getirme hadisesi. Sadece bununla mı kalacak? Hayır, bununla kalmayacak. Çünkü biraz evvel bahsettik. Yani humoral responsı gidecektik. Humoral responsı gidebilmemiz için ne yapmamız lazım? Bizim bir tane B hücresine ihtiyacımız var. Ve bu B hücresi ne olacak? Plazma hücresine dönüşecek. Ve oradan antikor sentezleteceğiz. Şimdi B hücresinin plazma hücresine dönüşümü aslında antijen spesifitesine bağlı. Yani belli bir antijene karşı antikor üreteceğiz, biliyorsunuz. Dolayısıyla benim buradaki A1 antijenim, bunun üzerinde bulunan B-cell reseptör var. B-cell reseptör var. B-cell reseptör. İşte A1 antijeni de bunun üzerine yapışacak. Bunun üzerine yapıştığı andan itibaren bu arkadaşın üzerinde yeni bir takım reseptörler ortaya çıkacaklar. Bu reseptörler işimizi iki taraftan yapacak. B hücresi hem aynı antijenin bağlandığı B-cell reseptörle B plazmasında çekirdekte bir takım değişiklikler olacak ve bunun sonucunda plazma hücresine dönüşecek. Fakat aynı zamanda bu T helper hücresi, yani interleukin T cell growth faktörle prolifer olup devam eden arkadaşlar, aynı zamanda başka bir madde salınımıyla beraber bir B hücresinin plazma hücresine dönüşümüne yardım edecek. O da nereden gelecek? Gene bu T helper hücreden gelecek ve T helper hücrenin salgıladığı interleukin 4 gidecek işte bu antijenin bağlanarak B cell reseptörüne bağlanarak B cellinin üzerindeki B hücresinin üzerinde ekspres olmuş yeni reseptörlere yapışacak. Bakın ne oldu? Bir interleukin 2'yi gördük, bir de interleukin 4'ü gördük. Ve interleukin 4 B hücresinin üzerinde etkili andan itibaren bol miktarda plazma hücresi üretmeye başlayacak. Dolayısıyla interleukinin başka bir ismi ise B-cell growth faktör. Demek ki interleukin B-cell growth faktör olarak çalışıyormuş. İnterleukin ise T-cell growth faktör olarak çalışıyor. Fakat interleukin 4 öyle ilginç bir madde ki bu interleukin 4 aynı zamanda antikor switch yapıyor. Antikor switch ne demek? Örneğin immunoglobulin M üreten bir plazma hücresini immunoglobulin E'ye çevirme imkanı var. Çünkü B hücresi normalde plazma hücresine dönüştüğü zaman doğal olarak immunoglobulin M üretme kapasitesi var. Fakat bu B-cell growth factor, interleukin 4 bu immunoglobulin M üreten arkadaşları immunoglobulin E üretmek üzere çeviriyor. IgM'den IgE'ye çeviriyor. Yani sonuç olarak interleukin 4 B-cell growth factor aslında immunoglobulin E üretimini arttırıyor. Bakın interleukin 4'ten nerelere kadar geldik. Peki interleukin 4'ü bu kenara koyduk. Fakat şuradaki interleukin 2'ye isterseniz geri dönelim. Niye interleukin 2'ye geri döneceğiz? Çünkü interleukin 2 aynı zamanda yüksek düzeylerde, yani normal konsantrasyonu yüksek olduğu zaman B-cell
growth faktör olarak da çalışıyor. Aslında orijinalde neydi bu arkadaş? T-cell growth faktördü. Fakat konsantrasyonun çok yüksek olduğu andan itibaren B hücrelerinde proliferasyon neden oluyor. Bitti mi? Interleukin 2 aynı zamanda sitotoksik T hücrelerinde proliferasyonunu sağlıyor. Yani neymiş? Interleukin 2'nin çok fazla görevi var. Interleukin 2 normalde kendisi sentezlendiği zaman otokrin olarak T-HEL projesini de uyarıyor. Bunun yanında aynı zamanda T-cell'in de prolifer olmasını sağlıyor. T-cell prolifer oluyordu. Fakat aynı zamanda çok yüksek oranlarda sentezlendiği anda itibaren bu T-cell growth faktörü ne yapıyor? Bu arkadaş B-cell growth faktör, aynı zamanda sitotoksik T hücresi growth faktörü gibi, yani sitotoksik T hücresi proliferasyonunu da sağlıyor. Yani gördüğünüz üzere interleukin ve interleukin 4'ün birbirlerinden ayrılan pozisyonları var. Tekrar hatırlatıyorum. Interleukin 4 aynı zamanda özellikle hem B-cell growth faktörü olarak çalışıyor hem de immünoglobulin M'den immünoglobulin E'ye antikor üretimini switch yapıyor. Değiştiriyor yani. Şimdi karşımıza başka bir interleukin çıkacak. Hatırlıyorsunuz şu bölgede T hücrelerinin, T sellerin prolifer olduğunu söylemiştik. İşte bu prolifer olan T hücreleri aynı zamanda başka bir interleukin salgılıyorlar. Prolifer olduktan sonra. İşte buna da interleukin 5 adını veriyorlar. Fakat emme ve lakin bu interleukin 5 de biraz evvel B sellerin proliferi olduğunu söylemiştik. İşte bu interleukin 5 de gidip burada B selinin üzerindeki kendi reseptörünü yapışıyor. Yani bu B hücresini de uyarıyor. Bakın aralarında nasıl bir bağlantı. Interleukin 2 ile başladık. Interleukin 5 hep bu B sellerinde bir iletişimle konuşuyordur. Yani yerimiz olmadığı için burayı yiyoruz. B-cell proliferasyonu sağlıyordu. Çok kötü oldu. B-cell'leri prolifere ediyordu. Ve ayrıyeten bunların plazma hücrelerine de dönüşmesini sağlıyor. Ve ondan dolayı interleukin 5'e bu fonksiyonundan dolayı B-cell differentiation faktör adı da veriliyor. Demek ki özelliği neymiş interleukin 5? Hem B-cell'lerini prolifere ediyor hem de B sellerin plazma hücrelerini diferansiye olmasını sağlıyor. B sel proliferasyonunu söyledik. Plazma hücreleri diferansiyasyonu söyledik. Bir başka özelliği daha var. O da immünoglobulin A sentezini değiştiriyor plazma hücrelerini. Yani interleukin 5 immünoglobulin A'yı sağlıyor. Buna karşın bizim interleukinlerimizin diğerine baktığınız zaman neydi o? Aynı zamanda interleukin 1, arkasından interleukin 2 ve interleukin 2 aracılığıyla da immünoglobulin M'in immünoglobuline antikor switch hadisesinin olduğunu söylemiştik. O interleukin 4'ler aracılığı oluyordu. Pardon, interleukin 1 demiştim, 2 demiştim, o değil. Interleukin 4'ler aracılığı oluyor. Belki de en önemli olaylarından bir tanesi interleukin 5'in, bunu orada söylememiz lazım, eozinofil proliferasyonunu sağlıyor. Çok ilginç değil mi? İnterleukin 5'in böyle bir özelliği var. Dolayısıyla eozinofil ile ilgili olan sorunlarda interleukin 5'in yükselmesini bekleyebiliriz. Şimdi ne yaptık? İnterleukin 2'imiz vardı. İnterleukin 1 TNF ile interleukini görmüştük. İnterleukin 1, interleukin 4, interleukin 2 ve interleukin 5. 3'ü atladık. Şimdi geldik interleukin 6'ya. Efendim interleukin 6 kendisi hem makrofajlar tarafından sentezlenir hem de T helper hücreleri tarafından sentezlenir. Ve interleukinin sentezlenmesinde iki olay var. Bunlardan bir tanesi basit inflamasyon. İkincisi de immün yanıt sırasında. Şimdi efendim burada söz konusu olan hadise şu. Herhangi bir şekilde siz
interleukin 6'nın basit inflamasyonda özellikle karaciğerden CRP salınımını yaptığını söylememiz gerekiyor. Ayrıyeten interleukin 6 B hücrelerinin plazma hücrelerine dönüşümünü de sağlar. Böylelikle interleukin 6'yı da görmüş olduk. Hatırlıyorsunuz A1 antijenimiz vardı, bir de A2 antijenimiz vardı. Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis adını vermiştik. Ve bunda da gene aynı şekilde klasik major histocompatibility kompleks bağlantısı vardı. Ve hatırlıyorsunuz ve bunun sonucunda buna da bir T helper cell bağlanacak. Bu T helper cell de hem burası için bağlanacak hem bu bölge için bağlanacak. Bu T helper 1. Ve biz şimdi burada selüler immunite geçiyoruz. Öbür tarafta daha önce hümoral immuniteden bahsetmiştik. Ve tabii ki aynen öbüründe olduğu üzere interleukin 1 tarafından bu da aktive edilecek. Fakat hatırlıyorsunuz öbür tarafta bir T helper 1 daha vardı. T helper 2 vardı daha doğrusu. T helper 1 ile T helper 2 arasında ne fark var? Birisi selüler, birisi hümoral. Evet, başka. Bir de ayrıca şimdi karşımıza başka bir interleukin daha çıkacak. Bu da interleukin 12. Şimdi efendim interleukin 12 aslında normalde T helper'ı T helper 1'e diferansiye olmasını sağlıyor. Yani asıl T helper 1'i ortaya çıkan interleukin 12. T helper'ı T helper 1'e dönüştürüyor. Tabii ki benzer bir şekilde şöyle bir olay daha olacak. Biliyorsunuz burada interleukin 1 sentezleniyordu. Interleukin 1. Ve interleukin kendisini otokrin olarak prolifer ediyordu. Ve bunu daha doğrusu aktive ediyordu. Otokrin fonksiyondu bu. Ve bunun sonucunda da T helper 1'ler prolifer oluyorlar. Bir sürü T helper 1'imiz oluyor. Tabii bunu şu unutmamak lazım. Her zaman için bunun selüler bir organizasyon olduğunu unutmamamız lazım. Sonuçta ne yaptık? İnterleukin 12 ile bir proliferasyon olmuş. Bak bunu hiç söylemiyorsunuz yani şu 12'yi yazmamışsın. İnterleukin 12 T helper'ı 1'e dönüştürüyor. Tamam, okey, anlaştık. İnterleukin 1, ha interleukin 1 de değil. İnterleukin 2 olacak bu. Evet. Sonuçta interleukin 12 ile beraber T helper'lar T helper 1'e dönüşüyor. İnterleukin 2 kendisine uyarıyor T helper 1'i. T helper proliferasyon oluyor ve söylediğimiz gibi bu tamamıyla selüler organizasyon için geçerli. Ve bu prolifer olan T helper 1 hücreleri çok ciddi bir arkadaşı sentezleyecekler. Gama interferon. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Ve bu gama interferon ne yapacak biliyor musunuz? Bütün makrofajları süper makrofaj haline gelecek, getirecek. Bunu ben uydurdum, süper makrofaj. Yani bütün aktivitelerini, fagositoz vesaire her şey dahil olmak üzere arttıracak. Daha aktif hale gelecek arkadaşlar. Bu makrofajlar süper hale geldikten sonra, aktif hale geldikten sonra epiteloid hücrelere dönüşecekler. Epiteloid hücreler giant hücrelere dönüşecek, dev hücrelere ve sonuçta granülom formasyonu oluşacak. Demek ki granülom formasyonunda makrofajların diferansiyasyonunun büyük bir önemi var ve aynı zamanda bu gamma interferonun çok ciddi bir şekilde rol ayladığı bir proses. Demek ki bakın gamma interferondan makrofaj, oradan epiteloid, oradan giant hücreler, oradan granülom ve granülomatöz enfeksiyonlar oluşuyor. Bir de interleukin 3'ten kısaca bahsedelim. İnterleukin 3 kaynağı 2 tane. Bir tanesi makrofajlar. İkincisi de T helper 2 hücreleri.
Ve ne yapıyor Interleukin 3? Interleukin 3'ün kendisi kemik iliğine gidiyor. Ve granulopoiesi arttırıyor. Peki interleukin 7 nereden geliyor? Interleukin 7. Interleukin 7 şuradan geliyor. Bir kere biliyorsunuz kemik iliğinden B hücreleri geliyor. Prometür B hücreleri. Timus'tan T hücreleri geliyor. Ve işte interleukin 7 kemik iliği ve timus'taki stromal hücrelerden sentezleniyor ve salınıyor. Yani kemik iliği ve timusu interleukin 7 uyarıyor ve onun sonucunda B ve T hücrelerinin üretimini sağlıyor. İşin özeti bu. Interleukin 7 deyince kemik iliği timus oradan B ve T lenfositlerin çıkışını hızlandırıyor. Interleukin 8 yani interleukin 8 endotelden geliyor. Peki endotelden salınca ne oluyor interleukin 8'de? Interleukin 8 nötrofilleri uyarıyor ve nötrofillerde integrin ekspresyonunu sağlıyor. Artı aynı zamanda adezyon moleküllerinin sentezini sağlıyor. İntegrin ve adezyon molekülleri. Kim yapıyor? İnterleukin 8. Nereden? Endotelden. Şimdi biraz evvelki karışık hadise de söylemiştik. Bir hümoral respons vardı. Hümoral. Bir de selüler. Ve biliyorsunuz ne yapıyordu bu? Th2 üzerinden bu Th1 üzerinden gidiyordu. Ve sonuçta Th2 kendisi hümoral yani B hücresi arkasından antikor sentezlenmesi hikayesini yaparken fakat bu arkadaş aynı zamanda ben hümoral olarak işi üstlendim. Selüler taraf karışmasın diye bu taraftaki T helper hücresine fason bir arkadaş gönderiyor. İşte bu fason arkadaş interleukin 10. Tabii bu T helper 2 ve T helper 1'ler aslında normalde başka ana bir T helper hücresinden diferansiye oluyorlar. Onu hep en başta söylememiz lazım. Şimdi sona kaldı kusura bakmayın. Ve aynı zamanda şimdi şöyle bir bakalım acaba kim ne salgılıyor. Şimdi bir kere her şeyden evvel ikisi de interleukin 2 sentezliyorlar. T helper 2 aynı zamanda interleukin 4 başka interleukin 5. Bunları sentezliyor. T helper 1 ise biliyorsunuz gamma interferon senteziyordu. Süper makrofaj. Arkasından epiteloid, joint hücreler ve granulom. Ve tabii ki bu taraf hümoral. Bu taraf selüler. Ve işte bu interleukin 10 denilen arkadaş bu T helper hücresinin T helper 1'e dönüşünme engelliyor. Ve dolayısıyla interleukin aslında kendisi ne? Down regulator. Yani daha doğrusu bu selüler response'ı kontrol eden ve düşüren, hücresel yanıtı azaltan bir arkadaş. Tabii genel olarak baktığımız zaman down regulator yani bu işi yavaşlatan arkadaş interleukin 10 görmesine karşın biliyorsunuz daha önceden söylediğimiz bir şey vardı. Transformation growth factor beta diye bir arkadaş vardı. Yani diyordu ki bu arkadaş inflamasyon yeter. Tamam işleri hallettik. Artık tamiri zamanı diyordu. Biliyorsunuz onlar da ne yapıyordu? Fibroblastları getiriyordu ve tamir işlemi görüyordu. Burada transforming growth factor beta'yı da hatırlamak lazım. Yani interleukinle beraber ikisi hem transformation growth factor hem seller yanıtı düşürüyor. Aynı zamanda inflamatuar yanışını düşürüyor. Söylemiştik onu zaten. Buraya bir daha yazdık. Dolayısıyla iki tane down regulator var. Bir interleukin 10, öbürü de transformation growth factor beta. Transformation growth factor beta çok daha fazla bir etkisi var. Hem inflamatuar yanıtı durduruyor, hem immün yanıtı durduruyor.
ve diyor ki tamir zamanı. İnterleukin 10 ise sadece seliler kısmında bir durdurma harekatı yapıyor. T helper 1'e dönüşümü engelliyor. Ve evet efendim, yani biraz karışık olmuş olabilir ama sizden özür diliyorum. Ancak bu şekilde sizlere takdim edebildim efendim. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum. Başarılar. Hoşçakalınız.